Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle motordan en çok çıkmış, sizlere de çıkacak 20 adet sınav sorusu çözeceğiz. YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. %100 çıkacak sorular. Mutlaka arkadaşlar soruları çözün, sınava öyle girin. Artık Instagram'dayız. Nedim Şeker Akademi'yi Instagram hesabından da takip edip 2021 yılında çıkmış, sizlere de çıkacak soruları oradan da takip edip çözebilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar, sorulara başlamadan önce göstergelerden bahsedeyim. Göstergelerden %100 sizlere sorular geliyor. Göstergeler nedir? Göstergelerin ne anlama gelir? Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren sesli veya ibreli uyarıların toplandığı bölüme denir. Aracın göstergeleri aracın ön panelindedir arkadaşlar. Sürücüye aracın çalışma sistemiyle ilgili bilgiler verir. Aracın göstergelerine düz yol kesimlerinde bakılmalıdır. Hız göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi, yağlanması, kısa farlar, uzun farlar, sis farı, parklanması, arka cam rezistansı, balata, el freni, dörtlü flaşör, hararet lambası, sağ ve sol sinyal, bakın yine dörtlü flaşör, yakıt lambası, cam suyu lambası şeklinde en çok sınavlarda sorulan göstergeler arkadaşlar. Mutlaka tekrarlayarak sınava girmenizi öneriyorum. Hemen sorularımıza başlayalım. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? 1 şarj, 2 ABS, 3 yağ basıncı. Burada verilenlere baktığımızda şarj göstergesi ve yağ basıncı göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Şarj göstergesi nedir? Arkadaşlar, ne işe yarar? Akü şarj yandığı zaman akünün şarj olmadığını bildiren göstergedir. Marşa basılıp motor çalıştığında şarj göstergesinin sönmesi beklenir. Akü şarj ışığı sönmüyorsa ya da yolda giderken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulmasını gerektiriyor. Araç sürülmeye devam ederse de akü boşalır. Yağ göstergesi motorun yağ basıncının çok düşük olduğunu gösterir. Karterde yağ kalmadığını bildiren göstergedir. Marşa basılıp motor çalıştığında yağ göstergesinin sönmesi beklenir. Eğer sönmüyorsa ya da yolda giderken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulmasını nedir? Gerektiriyor. Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? A. Balataların ıslanması. B. Balataların yeni olması. C. Fren ayarının düşük olması. D. Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması. Fren pedalının titremesine neden olan arkadaşlar disk ve kampana yüzeylerinin bozuk olmasıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur? Evet. A. Fren hidroliğinin eksilmesi. B. Motor soğutma suyunun eksilmesi. C. Araç deposundaki yakıtın az olması. D. Lastiklerin hava basıncının fazla olması. Motorun hararet yapmasına arkadaşlar motor soğutma suyunun eksilmesi sebep olur. Bursa seçeneği doğru cevap.
Dördüncü sorumuz, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir. Bakın, A'da sağ dönüşü gösteriyor, B'de sola dönüşü. Arkadaşlar, C'de kısa farlar, B'de ise sis farlarını gösteriyor. Bize sorulan sağ dönüş lambalarının çalıştığını hangisi gösteriliyor? A seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza bakalım. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? A. Buji, B. Manifold, C. Karbüratör, D. Teker jantı. Evet, belirli kilometre dolunca arkadaşlar bujilerin değiştirilmesi gerekir. Yoksa araç fazla yakıt yakar. A seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, B. Fren hidrolik seviyesini, C. Depodaki yakıt miktarını, D. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Bakın burada neyi gösteriyor arkadaşlar? Depodaki yakıt miktarını. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz, evet, güç aktarma organları ile ilgili bir sınavda da devamlı gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır, gelmelidir? Bakın, soru işaretimizin olduğu nokta. Aks, diferansiyel kavrama, vites kutusu. Evet arkadaşlar. Evet, burada bakın, kavrama, vites kutusu, aks, diferansiyel. Evet, diferansiyel değil mi? Şaftan almış olduğu hareketi ne yapıyor? Akslar kanalıyla tekerleklere iletiyor. Aksın görevi nedir? Aksın görevi de diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Cevap Bursa seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir. A. Gaz pedalına basılması, B. Aracın kriko ile kaldırılması, C. Debriyaj pedalına basılması, D. Akü kutup başının çıkartılması. Evet arkadaşlar, araç lastiği değiştiriliyor. Ne yaparsınız? Tabii ki aracımızı öncelikle can güvenliğimizi garanti altına almamız gerekiyor değil mi? Öncelikle, evet, reflektörümüzü eğer yol kenarında lastik değiştiriyorsak, mecbur kalmışsak, mutlaka ve mutlaka reflektörlerimizi işaretleme yapacağız. Sonra kaza olmayacak bir yerde mutlaka lastiğimizi değiştireceğiz, acele etmeyeceğiz. Aracın kriko ile kaldırılması B seçeneği doğrudur. 9. sorumuz yine göstergelerle ilgili. Bakalım arkadaşlar, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Araçlarda kısa farlar yandığı zaman 25 metre ileri aydınlatır. Bakın, kısa farlar 25 metre ileri aydınlatır ve gösterge panelinde yeşil ışık yanar. Buradaki şıkları okuyalım arkadaşlar. Bakın, A seçeneğinde park lambasını vermiş, B seçeneğinde uzun farlar, C seçeneğinde kısa farlar, D seçeneğinde dörtlü flaşör. Şimdi burada bize sorulan kısa hüzmeli farların açık olduğunu gösteren Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuz, akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? A. Plakaların ortasında, B. Plakaların en altında, C. Plakaların 1 santim altında, D. Plakaların 1 santim üzerinde. Elektrolit seviyesi plakaların 1 santim üzerinde olmalıdır. B
B seçeneği doğru cevap. Hemen 11. sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu, B. El freninin çekili olduğunu, D. Sis lambalarının yandığını, D. Fren balatalarının bittiğini. Evet, burada da arkadaşlar fren balatalarının bittiğini bize bildiriyor. Cevabımız B seçeneğidir. 12. sorumuz, dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A. Isıtma bujisi ikaz ışığı, B. El freni çekili ikaz ışığı, C. Yağ basıcı ikaz ışığı, D. Akü şarj ikaz ışığı. Tabii ki ısıtma bujisi ikaz ışığının sönmesi bekleniyor. Hemen 13. sorumuza geçelim. 13. sorumuzda aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Motor sıcaklığını, B. Motor devir sayısını, C. Yakıt miktarını, D. Aracın hızını. Evet arkadaşlar, burada bakın hız göstergesini bize göstermiş değil mi? Evet, göstergemiz tabii ki artık şuradan, yani 120'nin üstüne çıkmıyoruz arkadaşlar. Evet. Hız göstergesi, otomobillerin yerleşim yeri içindeki hızı 50, iki yönlü karayollarında 90, bölünmüş karayollarında 110, otoyolda 120'dir. Burada hız sınırını gösteriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 14. soru, gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Fren tutmadığını, B. Fren hidrolinin azaldığını, C. El freninin çekili olduğunu, D. ABS sisteminin devre dışı kaldığını. Evet arkadaşlar, burada el freninin çekili olduğunu bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz, 15. sorumuza geçtik. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? Buji, soket, ampul, sigorta. Evet, yüksek akıma karşı koruyan devre hangisidir? Sigortadır. Cevabımız D seçeneğidir. 16. sorumuza bakalım. 16. sorumuz, şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir? Evet. Aktarma organlarına rot, diferansiyel, motor ve fren verilmiş şıklarda. Tabii ki arkadaşlar, rot nedir? Rot, araç direksiyonu herhangi bir yöne çevrildiğinde tekerleklerin aynı yöne bakıyor olmasını sağlayan bir ayardır. Rot balans ayarı diyoruz bakın. Dolayısıyla araçta direksiyonun çevrildiği doğrultuda hareket eder. Balans ise araç tekerleklerinin aralarındaki açı ve doğrultuların birbirine eşit olması durumudur. Evet. Araçlarda rot balans ayarını yaptırmak lazım mutlaka. Uzun rot kolu bakın. İşte burada gördüğümüz gibi, bakın burada uzun rot kolu, kısa rot kolu, aks körü, süspansiyon direği, rot başı şeklinde. Burada bize aktarma organlarına güç veren hangisidir? Tabii ki motordur. Cevabımız C seçeneğidir. 17. sorumuz, araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor yüksek devirde kullanılır. B. Eskiyen buji kabloları değiştirilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Termostat çıkartılır. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek eskiyen buji kabloları değiştirilir değil mi? Evet.
17. sorumuzun cevabı da yakıt tasarrufu sağlamak için buji kabloları değiştirilir. Evet, 18. sorumuza geçelim. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge hangisidir? A. Şarj göstergesi, B. Dörtlü flaşör göstergesi, C. Cam rezistansı göstergesi, D. Kısa ve uzun far göstergeleri. Evet, burada şarj göstergesidir. Cevabımız A seçeneğidir. 19. sorumuza bakalım. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur? Motor ısınır, yanar. Motor yakıtına yağ karışır. Motor çok soğur ve motor suyuna yağ karışır. Evet, burada arkadaşlar motor ısınır ve yanar seçeneğimiz Adana seçeneği doğrudur. 20. sorumuz son soru. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? A. Akü şarj etmek, B. Motoru soğutmak, C. Motorun hareketli parçalarını yağlamak, D. Silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek. Evet, ateşleme sisteminin görevi nedir diyor arkadaşlar. Aküyü şarj etmek mi, yoksa motoru soğutmak mı, motorun hareketlerini parçalarını yağlamak mı, yoksa silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek mi? Hangisidir arkadaşlar? Son sorumuz tabii ki denizli seçeneği, değil mi arkadaşlar? Bakın, silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemektir. Ateşleme sisteminin görevi denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak. 2021 motor sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar dileriz. Bundan böyle arkadaşlar, tekrarlıyorum, bakın Instagram'dan da mutlaka takip ederek, Instagram'da çok önemli soruları takip ederek başarınızı artırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.